Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden İzmir Buca'dan sesleniyoruz. Buca'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Güven Besiciliğe konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz İdris Kırık var. Bakalım İdris Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak. İdris Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. İdris Kırık kimdir? İzmir Buca doğumluyum. Aşağı yukarı dedemler zamanından gelme bir meslek bu yana. Kaç yıldır peki sizler bu sektördesiniz ve firmamız, yani burası kaç yıldır faaliyette bu alanda? 30 yıldan beri bu sektörün içindeyiz. Aşağı yukarı 30 yıl önce babam başlattı bu işletmeyi. O günden beri hizmet vermekteyiz. Hizmet demişken burada ne gibi hizmetler sunuyoruz? Adak, kurbanlık, satış, kesim, parçalama, böyle işlemler sunuyoruz halkımıza. Burada koyun ve kuzu ağırlıklı olduğunu da belirtmek isterim buradan izleyicilerimize. Bu konuda sizler de artık bu mesleğin erbabı olmuşsunuz. O yüzden sizlere sormak istiyorum. İzleyicilerimizin de çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Koyun ya da kuzu alırken nelere dikkat etmeli izleyicilerimiz, kendileri seçmek istediklerini de sizlerden öğrenmiş olalım. Tabii ki 6 aylık olmasına dikkat edilmeli. 6 ay ve yukarı hayvanlar kurban ve adak oluyor. Bunlara çok dikkat edilmeli. Mesela piyasada ufak kuzu mesela veren, satan şeyler var. İnsanlar var mesela, kişiler var, şirketler var. Bunlar dikkat edilmeli. Bunun haricinde bir de sakat olmamasına, ayağının aksamamasına, ne bileyim gözünün kör olmamasına. Yani bunlara dikkat edilmeli. Hasta olmamasına dikkat edilmeli. Yani bu kadar. Peki hayvana dışarıdan baktığımızda hasta olduğunu nereden anlayabiliriz? Mesela gözlerinde kızarıklık olduğu zaman ya da topal mesela olduğu zaman, yani bunlar hep rahatsızlık yani veren hayvana şeyler, yani mesela bunlar adak ya da kurban olarak kabul edilmez. Yani bunun o yüzden yani böyle şeylere çok dikkat edilmesi lazım. Peki alınan kurbanlığın ya da adağın ya da hayvanın diyelim ağırlığı önemli midir? Tabii ki mesela 40 kilo üstü mesela hayvan alırsanız yani kurban olarak mesela 6 ay geçkin bir hayvan olmuş olabilir. Mesela 30 kiloluk mesela 33 kiloluk 35 kiloluk hayvanlarda yani çoğu yani 6 aylık geçkin hayvanlar değildir yani. O yüzden yani 40 kilo, 45 kilo, 50 kilo bunlara dikkat edilmesi lazım. Büyük hayvan alınması lazım kurban alınırken. Adakta bu kadar şeye gerek yok da kurban alınırken bunlara dikkat edilmesi lazım. 6 aylık bir kuzudan ya da koyundan ortalama ne kadar et çıkar? 20-25 kilo arası o civarda et çıkartır. Peki sizin kendi koyunlarınızı ve kuzularınızı mı üretiyorsunuz yoksa size de dışarıdan ithal mi geliyor? Biz dışarıdan mesela yakın şehirlerden, Uşak, Afyon gibi yerlerden, Konya gibi yerlerden alıp biz de müşteriye sunmaya gayret gösteriyoruz. Peki bundan sonrası için sektördeki hedefleriniz nelerdir? İşte böyle yani baba mesleğini sürdürmeye devam etmeyi düşünüyoruz. Büyümeyi düşünüyor musunuz bu konuda? Ben nasip diyelim. Başka bir şube, yani aynı bu şekilde bir çiftliği başka bir yerde açmayı düşünüyor musunuz? İzmir bölgesi dışında mesela. Düşünüyoruz da bakalım, bir planlarımız var ona göre. Projelerimiz olacak diyorsunuz, evet, yani. Evet. Peki sadece İzmir ve çevresinde mi faaliyettesiniz yoksa talep olması doğrultusunda başka illere, ilçelere de gönderim sağlar mısınız? Toptan olduğu zaman başka ilçelere de yakın mesela Muğla, Aydın kısmına da tabii gönderim oluyor. Bu şeylerde şu anda yani İzmir için veriyoruz. Toptan olduğu zaman başka ilçelerde sevk edebiliyoruz buradan. Yani hayvanları. Sadece perakende satış değil, toptan satış da yapıyorsunuz. Evet, toptan satışımız da var.